Bugün burada sizlere çok önemli bir gelişmeyi paylaşmak istiyoruz burada. Deney Apkart, yapay zeka tabanlı elektronik geliştirme kartı. Malumunuz burada binlerce yarışma var, robotlar var, roketler var, birçok farklı projeler var. Takımlarımız kendi fikirlerini, hayallerini gerçeğe dönüştürüyor. Yazılımlar geliştiriyorlar, elektronik donanımlar tasarlıyorlar. Bizler de burada bugün onların yaptıkları bu faaliyetlere, yani Türkiye Teknoloji Takımı olarak gençlerimize destek olmak amacıyla onların yaptıkları bu faaliyetler için bir elektronik kart standart halinde geliştirdik ve sizlere bugün bunun takdimini yapacağız. Biz Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı olarak 2017 yılında teknoloji üreten bir Türkiye hedefiyle yola çıktık. Hedefimiz ülkemizin güçlü ve bağımsız geleceğinin devamı için milli teknoloji hamlesini geliştirmek için gençlerimize destek olmak, onları geleceğin teknolojilerine yönlendirmek, erken yaşlarda onları hazırlamak, onların hayallerinin gerçeğe dönüşmesi için ne gerekiyorsa yapmak ve önlerindeki engelleri kaldırmak. Bu amaçla yola çıktık ve adım adım ilerliyoruz. Çok kısa bir şekilde sizlere vakfımızın faaliyetlerinden bahsetmek istiyorum. Evet, teknoloji üreten bir Türkiye hedefi ve milli teknoloji hamlesini geliştiren, yani katma değeri yüksek, stratejik bağımsızlığımız açısından kritik önem arz eden teknolojileri geliştirmek. Bunu yapmak için en önemli sermayemiz gençliğimiz. Ve bizim ekranda gördüğünüz gibi bu ekosistemi güçlendirecek belli faaliyetlerimiz var. Deney Hub teknoloji atölyelerimiz. 81 ilde 100 Deney Hub teknoloji atölyesi açılıyor. Halihazırda 30'u açılmış durumda ve burada geleceğin teknoloji yıldızları yetişiyor. Halihazırda 5000'e yakın öğrencimiz 2 yıl boyunca elektronik programlamadan yapay zekaya bilim alanlarda eğitimler alıyorlar. Bir diğer faaliyet alanımız bilim merkezleri. İlki İstanbul'un ilk bilim merkezi olan Bilim Üsküdar ve bu sene Teknofest'in bir kalıcı iz bırakması amacıyla Antep'te açılan 3 bilim merkezimiz ve yine Bilim Erzurum. Buralarda her yıl yüz binlerce gencimiz teknoloji atölyelerine katılıyorlar. Tasarımdan elektroniğe, matematikten doğa bilimlerine kadar atölye eğitimleri görüyorlar. Bir diğer bizim faaliyet alanımız, girişim merkezlerimiz, alanımız proje geliştiren üniversite takımları olsun, Teknofest'te katılan takımlar olsun, deney haplarda eğitim alan öğrencilerimiz olsun, bunların tamamına hizmet veren, onların hayallerini ticarileştirmeye yarayacak ortamların sağlanması, bunu da T3 girişim merkezi altında yürütüyoruz. Ve Teknofest. Teknofest malumunuz dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali. Ayakları yere basmayan tek festivalimiz. Ve bugün burada üçüncüsünü hep birlikte tüm heyecanıyla yaşıyoruz. Biz istedik ki burada tüm takımlarımıza destek olmak için eğitim teknolojilerinde önemli bir adım atalım. Kullandığımız kartlar, elektronik kartların standart bir şekilde öğrencilerimizin, üniversite takımlarının ve hatta endüstride farklı alanlarda, farklı projelerde kullanılabilecek standart, güçlü bir elektronik kart altyapısı sunalım. Bunun için bir adım attık. Bir yıldan bu yana bu alanda vakıf yönetimimiz ve ilgili girişimci firmamızla birlikte çalışıyorduk. Malumunuz yapay zeka, nesnelerin interneti, elektronik programlama, bunlar artık her sektörde olan teknolojiler. Yani insansız hava araçlarından sağlık teknolojilerine, eğitim teknolojilerinden doğal dil işlemeye artık her alanda yapay zeka var. Milyarlarca makine birbirleriyle konuşuyor. Ve öyle bir kart geliştirelim ki otonom araçlarda kullanılabilsin, akıllı şehirler uygulaması yapılabilsin, enerji alanındaki projelerden lojistik alanına, sağlık alanına, yani Teknofest yelpazesinde bugün burada hep bir arada gözlemlediğimiz tüm projelerde kullanılabilen, eğitim altyapısına hizmet verebilen, aynı zamanda ürün olabilecek alanlarda da kullanılabilen bir kart olsun. Ve bir yılın sonunda sizlerle şimdi geldiğimiz noktayı, bu kart ne işe yarar, nerelerde kullanılır gibi sorulara cevap verebilecek, geldiğimiz noktayı özetleyen videoyla baş başa bırakmak istiyorum. Bu
karta hayallerimi gerçekleştiren minik bir bilgisayar diyebiliriz. Ama öyle kocaman bir şey gelmesin aklınıza. Onu cebimde her yere kolayca götürebilir ve her yerde sürükle bırak yöntemiyle kodlayabilirim. Bu kart ne işe yarıyor dediğinizi duyar gibiyim. O halde başlayalım. Mesela kamera ve mikrofonunu kullanarak yapay zekaya sahip bir güvenlik sistemi kurabilirim. Sonra annemin çiçeklerini kurumadan nem ölçer ile sulayabilirim. Böylece sulamayı unutmak hayatımızdan çıkar. Annem hep mutlu olur. Belki de en önemlisi evimdeki kombi, buzdolabı, klima gibi eşyaları dünyanın her yerinden kontrol edebilirim. Böylece akıllı bir evimiz olur. Uzaktan elimin hareketiyle kontrol edebileceğim bir robot bile yapabilirim. Tüm bunları ve hayallerimi kendi üretimimiz olan bu kart ile geliştirebilirim. Teknoloji üreten Türkiye yolunda bir adım daha attık. Tasarımı, teknolojisi, üretimi, markası ve pazarlamasıyla yerli ve milli. Evet, görmüş olduğunuz ufak ama marifeti çok büyük olan bu kart gerçekten tüm temel özellikleri olan kamerasından farklı seri giriş portlarına kadar güçlü işlemcisi, analog dijital çeviricileriyle şu gördüğünüz kart artık önümüzdeki yıllarda hem eğitim altyapısında hem de Teknofest'in tüm yarışmalarında kullanılabilecek, onların tamamına hizmet edebilecek, yani bir insan savaracını uçurabilecek, bir yer robotunu sürebilecek, deniz altında su altı robotunu otonom bir şekilde götürebilecek bir kart. Çok hızlı bir şekilde